Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarihe yön veren bir icattan bahsedeceğiz. Bütün bildiğiniz savaşların tek nedeni olan şey, para. Para nedir? Bütün derdimizin ilacı mı? Yoksa bizzat derdimizin kendisi mi? Para sizin için bir araç mıdır? Yoksa amaç mı? Aslında bu sorulara verdiğimiz cevaplar bizlerin nasıl insanlar olduğunu belirliyor. Hepinizin de bildiği üzere dünyanın en zengin 8 devleti dünyanın servetinin yarısına sahip. Geri kalan ülkeler ise bu servetten paylarını almaya çalışıyorlar. Bir yanda büyük devletlerin daha fazla servet edinme hırsı, servetlerini koruma hırsı, bir yandan da küçük devletlerin bu servetten hak ettikleri payı almaya çalışmaları. İşte bütün savaşların sebebi bu. Napolyon'a sorulduğunda bir ordunun savaş kazanması için gereken şey nedir dendiğinde para cevabını verdiği doğrudur. Para. Birçok kapıyı açan şey, evet. Peki paranın serüveni ve bizlerin parayla olan serüveni nasıl olmuş? Hep birlikte bakalım isterseniz. Paranın icadı dendiğinde hepimizin aklına Lidyalılar geliyor galiba ama sandığımız gibi değil. Bugünden 5000 yıl öncesine kadar gitmemiz lazım. İlk olarak Sümerler para yerine bir takım metalları değiş tokuş aracı olarak kullanmaya başlamışlar. Bilindiği üzere Sümerler tarım yapıyorlar ve artı ürün ortaya çıkıyor tarımları sonucunda. Bu ürünleri farklı medeniyetlerdeki başka ürünlerle değiş tokuş etmek istiyorlar ve takas usulü ticaret buradan doğuyor. Ancak bazen adaletsizlikler yaşanabiliyor. Örneğin çok açsınız, azıcık bir miktar yiyecek için elinizdeki değerli bir şeyi verebilirsiniz, öyle değil mi? Bu duruma son verebilmek için Sümerler kilden yaptıkları madalyonları değiş tokuş aracı olarak kullanmaya başlıyorlar. Ancak bu da o madalyonların değersiz olmasından dolayı çok uzun sürmüyor. Ve tarihte bilinen ilk para nedir biliyor musunuz? Arpa. Evet, Sümerler her şeyin karşılığını arpayla ödüyorlardı. Sümerler şekel ismini verdikleri bir para birimi ve ağırlık birimi oluşturmuşlar. Biliyorsunuz şekel hala İsrail'de para birimi olarak kullanılıyor. Bir şekel 180 tane arpa ediyor. 10 gram arpaya karşılık geliyor. Yani bir insan 1 kilo et almak için 10 kilo kadar arpa vermek durumundaydı. Ancak bu durum da sıkıntılara yol açtı. Çünkü arpa doğal bir ürün ve olgunlaşmasını beklemek zorundasınız. Ancak bir ürüne ihtiyacınız var. Yine değiş tokuşta o zaman daha uzun süre dayanabilen ürünlerin tercih edilmesi sıkıntısı ortaya çıktı. Mesela Sümerler dışında Romalıları da örnek verebiliriz. Romalılar da para olarak tuzu kullanıyorlardı. Biliyorsunuz Avrupa'da tuz aslında çok kıymetli bir ürün. Nedeni de şu, buzdolabı görevi görmesi. Etin daha uzun dayanması için tuzlanması gerekiyor biliyorsunuz. Bu anlamda buzdolabı görevi görüyor diyebiliriz. Tuz çok kıymetli. Askerlerin maaşları Roma'da tuz olarak ödeniyor. Bu yüzden de maaş kelimesinin kökenine baktığımız zaman tuz kelimesinin kökeniyle çok benzer olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz İngilizce'de maaş salary, tuz ise salt sözcüğünden geliyor. İkisi arasındaki benzerliği bu şekilde açıklayabiliriz. Öte yandan Hindistan ve Çin uygarlıklarının da değiş tokuş aracı olarak deniz kabuklarını kullandığı bilinmektedir. Demek ki insanlar Lidyalılardan çok daha önce değiş tokuş aracı olarak bir meta belirlemişler kendilerine. Ancak Lidyalılar bugünkü madeni parayı bulan uygarlıktır. Evet, bu doğru. Şöyle ki M.Ö. 7. yüzyılda Lidya kralı Alyates gümüş ve altın madenini değiş tokuş aracı olarak kullanmaya başlıyor. İki metal arasına konan altın ve gümüş parçacıkları dövülerek yani darp edilerek şekil veriliyor ve bu şekilde piyasaya sürülüyor. Madeni paranın bulunuşu bu sebeple evet Lidyalılardır. Hatta burada bir şeye dikkat edelim. Paranın basıldığı yere darphane denmesinin nedeni de işte paranın darp edilerek ortaya çıkartılmasından kaynaklanıyor. Gelelim Türk tarihinde paraya. Türklerde kamdo adı verilen bez parçalarının ilk olarak para yerine geçtiğini biliyoruz. Ancak madeni para dendiği zaman Türgişler Bagatarkan zamanında ilk defa para bastırmıştır.
Peki Osmanlı'da paraya bakalım mı? Osmanlı'da Osman Gazi ilk olarak bakır parayı bastırıyor. Ardından Orhan Gazi gümüş parayı ve son olarak da Fatih Sultan Mehmet zamanında altın para basılıyor. Peki hep madeni parayı konuştuk. Peki banknotlara ne zaman geçilmiş? Banknotlara geçiş biraz daha geç bir dönemde. Milattan sonra 6. yüzyılda Çin ilk defa kağıt paraya geçiyor. Şöyle ki Çinli tüccarlar alacaklı oldukları kişilere bir takım makbuzlar kesiyorlar ve bu makbuzlar zamanla para yerine kullanılmaya başlanıyor. Avrupa'da banknota geçişe oldukça geç bir dönemde rastlıyoruz. İlk defa kağıt paraya 1661 yılında İsveç geçiyor. Ardından 1690 yılında Amerika'nın kağıt paraya geçtiğini görüyoruz. Osmanlı'ya bakacak olursak da Tanzimat Padişahı olan 1. Abdülmecit Kayme adıyla, halk dilinde Gayme adıyla kağıt paraya geçiyor. Peki hiç düşündünüz mü? Kağıt paraya değerini veren nedir? Madeni paraya basit, içinde bulundurduğu altın ve gümüş değerini veriyor, öyle değil mi? Peki kağıt paraya değer veren nedir? Bir devlet bastığı kağıt para kadar Merkez Bankası'nda altın rezervi bulundurduğunu garanti eder. Dolayısıyla devletler karşılıksız para basmamalıdır, öyle değil mi? Onları bekleyen tehlike enflasyon. Mesela bazen söyleniyor, ya madem para sıkıntımız var neden fazla para basmıyoruz? İşte bu tehlikeden ötürü eğer merkez bankanızda piyasanızdaki kağıt parayı karşılayacak altın yoksa paranız enflasyonla yani değer kaybetmeyle karşı karşıya kalır. Bunu tarihimizde en acı yaşayan galiba Almanlar arkadaşlar. Almanlar 1923 yılında 1. Dünya Savaşı'ndan kalan dış borçlarını ödeme sıkıntısı duyuyorlar ve dış borçlarını ödemek için karşılıksız para basıyorlar. Ve bir anda Alman markı öyle bir değer kaybediyor ki arkadaşlar 1923 yılında 1 dolar tam 4,2 trilyon Alman markına karşılık geliyor. İnanabiliyor musunuz? Almanya'da insanlar alışveriş yapacaklarında paralarını el arabalarıyla taşıyorlar. Ve hatta dükkana gidene kadar bile o para değer kaybediyor. Ve sonunda hepimizin bildiği üzere 1929 yılında yaşanan ekonomik bunalım. Dünyada yaşanan en büyük ekonomik krizdir. 1929 yılında Kara Perşembe olarak anılan olay, New York borsasının spekülatif bir haber sonucunda çökmesi. Amerika kadar Almanya da bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Aslında diğer Avrupa ülkeleri de tabii ki etkileniyor. Bu kadar ülkenin bir anda ekonomisinin çökmesi, bir anda çok büyük miktarda paranın buharlaşmasının en önemli nedeni Amerika'daki bankacılık anlayışının çok yerleşmemiş olması ve sadece koskoca ekonomiyi 200 kadar holdingin idare ediyor olması. Bu yüzden de bir tanesi bile yıkılsa ekonomi çok derinden sarsılıyor. Evet, sizlerle bu videomuzda kısaca paranın serüvenine bakmaya çalıştık. Sözlerimi Francis Bacon'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Francis Bacon der ki, para gübre gibidir, dağıtılmadıkça bir işe yaramaz. O halde herkesin dünya servetinden payını alması dileğiyle hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.